30 dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var. 30 dakika içerisinde bugün aslında robotik dönüşümü konuşacağız. Şirketler, sektörler nasıl etkileniyor? Birazdan iki konuğumuz olacak. Farklı farklı bakış açıları alacağız. Bir yandan da tabii işin araştırma masasında nasıl gördüğümüzü aktaralım. Tuğba Özel bizlerle olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Tuğba, hoş geldin. Şimdi biz işin biraz daha teknoloji firmalarında nasıl işten çıkarmalar var diye, yani küresel taraftaki aslında istihdam piyasası görünümüne değinmek istedik ama dünyada tabii bir yandan dönüşüm var. Birazdan onu da konuşacağız. Neler aktaracaksın bizlere? Şimdi aktaracaklarımdan önce konu itibariyle çok önemli bir konu. Benim de üzerine çalıştığım bir konu zaten. O yüzden birkaç şey ben de aktarmak istiyorum. Şimdi otomasyon ve yapay zeka birçok iş kolunda aslında bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Orada hem yer değiştirme etkisi var hem de bazı mesleklerin dönüşümü söz konusu. Bu anlamda da özellikle bu ChatGPT'nin çıkmasıyla birlikte birçok yeni mesleğin yaratıldığı ve bazı mesleklerin ortadan piyasadan kalktığı bir sürecin yaşanma riski belirdi. Özellikle Amerika'da örneğin paperları artık doçentler, doktorlar, işte profesörler üniversitelerde yazdırmamaya başladı. Yasakladı mesela ChatGPT kullanılmasını. Orada birçok etki var. Aslında bir taraftan hani bunun verimlilik etkisine, üretime olan katkısı, bu etkilerini konuşurken bir taraftan da meslek grupları üzerindeki etkisi var. Özellikle otomasyon mesela sanayi devrimiyle birlikte baktığımızda evet bazı meslek gruplarının değişmesine, dönüşmesine yol açmıştı ama orada dünyanın kaynakları da artık şu an dünya nüfusunun çok arttığı ve kaynakların sınırlı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ve şu anki dünya kaynaklarının mevcut kullanım potansiyeli yapay zekanın hızına yetişebilir mi? Orası soru işareti. Yapay zeka ile otomasyonda evet mavi yaka tehdit edildi. Beyaz yaka şu anda yapay zeka ile tehdit ediliyor ve yeterli dünya kaynağı yok. Popülasyon çok fazla. Hani bunlar önemli ve yapay zeka özellikle birçok meslek grubunu tehdit ederken yapay zekadan daha yaratıcı kişilere yaşam hakkı tanıyor. Bu anlamda da burada hem şirketler nezdinde hem de hükümetler nezdinde belirli reformların, regülasyonların güncellenmesi gerekiyor. Şimdi gelelim bizim istihdam tarafındaki konumuza. İstihdamda aslında bunun etkilerini de gördük. Nasıl gördük? Pandemi döneminde örneğin teknolojiye olan bağımlılığın artmasıyla birlikte teknoloji şirketleri çok fazla alım yapmıştı. Şu anda o yaprak dökümünün de yine teknoloji şirketlerinde yaşandığını görüyoruz Gözde. Şimdi baktığımda Şubat ayı verileri açıklanmıştı. Şubat ayındaki o işten çıkartmalar örneğin geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasladığımızda %410 daha yüksek artmış. Yani Fed'in nihai gelmek istediği noktada zaten faiz artışlarıyla birlikte istihdam piyasasını soğutabilmek ve 77.770 işten çıkartma gerçekleşmiş. Bu 2009'dan bu yana da en yüksek işten çıkartma olarak kaydediliyor. Ve burada tabii ki işverenler maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Sektörel olarak baktığımızda en çok teknoloji şirketlerinde bu işten çıkartmalar yaşanıyor ki normal zamana göre pandemi dönemiyle birlikte kapasitelerin 4 katına kadar artırarak çalışmıştı teknoloji şirketleri. Baktığımda Şubat ayında tüm toplam işten çıkartmalar içerisindeki payın %28'ine teknoloji şirketlerinden gelmiş ve 2023 daha işte 3. ayı ilk çeyreğini bitiriyoruz. Burada da toplam işten çıkartmalar gene %35 oranında. Grafiklerimiz de var, hani onları da paylaşabiliriz. Özellikle bunu tabii ki enflasyon tarafında yaptığı etki anlamında sağlık hizmetlerini biz önemsiyorduk. Enflasyonun sağlık tarafından gelen enflasyonist baskısına bakıyorduk. Burada sağlık hizmetleri tarafından işten çıkartmaların da arttığını görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre burada da %85'lik bir artış var. Diğer taraftan en düşük artışlara baktığımızda finans firmaları tarafında %1.40'lık bir kesinti ön plana çıkmış Ocak ve Şubat aylarında. 1148 kesinti varmış geçtiğimiz yıl. Bu yıl evet daha fazla ama toplam çıkartmalar içindeki payına baktığımızda daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak baktığımızda teknoloji tarafı ağırlıklı ön plana çıkmakla birlikte
sağlık, perakende, finans ve fintech tarafındaki işten çıkartmalar ön plana çıkmış. Şimdi yılın ilk iki ayında fintech tarafında 2022'nin tamamını sektörün %45'ini işten çıkartma gerçekleştirmiş. Hı hı. Evet. Geneline baktığımızda da hani rakamsal olarak baktığımızda 30 sektörün, 30 endüstrinin tamamında işten çıkartmaların ön plana çıktığını ve bunun 2013 Ocak'la kıyasladığımızda hemen hemen işten çıkartma hızının arttığını da söyleyebiliriz Gözde. Tuğba çok teşekkür ediyorum. Saat 15'te dijital yayında bol bol yeni piyasa konuşacağız. Tekrar duymuş olayım. Teşekkürler. Şimdi Sami Aslanhan bizlerle olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, konuyu yine konuşacağız detaylı bir şekilde. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan bizlerle, demin de anons etmiştim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii biraz sizden bir teknoloji yoğun firma olarak bilgi almak istiyoruz. Yani istihdam piyasasında nasıl bir dönüşüm var ya da olacak önümüzdeki dönemde? Çünkü bu robotik sistemlerin önümüzdeki dönemde tabii pek çok iş konuda tehdit ettiği ama yeni fırsatlar doğurduğu da konuşuluyor. Ne dersiniz? Evet, aslında bu çok tartışılan bir konu. Elektrikli motorlar, onun öncesinde buhar motorlarıyla beraber hayatımıza girdi. O zaman da itirazlar vardı. İşte buhar motorları iş gücündeki yeri alacak ve insanlar işsiz kalacak. Akabinde elektrik motorları alıyor olacak dendi. Fakat hani bugün geldiği zaman çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Bu robotik uygulamaları, otomasyon uygulamaları da teknoloji gelişmiyor olsaydı, işte bugün binek araçlar olmayacaktı, bu yayını buradan yapamıyor olacaktık, işte hastane ve tıp sektörü gelişmiyor olacaktı. Birçok bunun dolaylı etkisi var. Bu şekilde bakıldığı zaman evet, bazı meslekler giderek azalacak. Fakat bunun yerine daha farklı fırsatlar, daha farklı meslekler alıyor olacak. Dolayısıyla iş gücünde bir dönüşüm bizi bekliyor. Biz de firma olarak buna hazırlık yapıyoruz. 2016 bizim için kritik bir yıldı. 2016'dan itibaren biz kendi teknolojimizi üretmeye başladık. O zaman R&D'ye yatırım yaptık. O gün ne kadar bizim firmada çalışan mühendis ve çalışan profiliyle o günden sonra ilave kadro eklenenler tabii arasında farklılık oldu. Dolayısıyla yine sektörde de bu şekilde bir değişiklik görüyor olacağız. İş gücünde önemli bir değişiklik bizi bekliyor olacak. Az önceki hanımefendi bahsetti. Teknoloji firmalarında işten çıkartmalar var. Bilakis Türkiye'de bizde ise tam tersi iş alımlar devam ediyor. Bunu giderek de arttıracağız. Peki sektörel olarak bir ayrıştırma yapmak mümkün mü? Özellikle robotik teknolojilerin burada hani istihdam tarafındaki yansıması için. Evet, mümkün. İlk başta robot teknolojisine hayatımıza girdiği zaman daha ağır sanayide kullanılmaya başlandı. İnsan gücünün yetmediği uygulamalarda, kas gücünü gerektiren uygulamalarda kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise bu daha aşağıya doğru, daha hassas uygulamalara geçmeye başladı. Bugün ise çok hassas ve insan elinin hassasiyetini yetmediği uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Ya da hızlı karşımıza çıkabiliyor. Bantlardaki elleşlemelerde, polisaj tarafında ya da çeşitli yine hassas uygulamalarda bunları görebiliyoruz. Ama şu anda bizim üzerinde odaklandığımız konu ise tam tersi ara sanayide, COBİ'lere yönelik, COBİ'lerdeki üretkenliği arttırma yönelik özel robotik uygulamalar, otomasyon uygulamaları geliştirmek yönünde. Otomasyon dünyasında robotik uygulamalarda da daha fazla insana destek olabilecek uygulamaları, insanla işbirliği içinde çalışabilecek robot uygulamalarını önümüzdeki süreç, önümüzdeki 20 yılda çok fazla görüyor olacağız. Geçtiğimiz 30-40 yılda ağır sanayide, otomotivde ve çok hassas uygulamalarda robot dünyası kendine bir pazar buluyordu. Gelecek 20 yılda ise tam tersine insanla beraber çalışabilecek robotlar daha fazla karşımıza çıkıyor olacak. Peki burada özellikle bu sistemlerin entegre olması mevcut sistemlere ne gibi avantajlar sağlıyor ya da sağlayacak? Tabii üretkenlik artıyor olacak, verimlilik artıyor olacak, maliyet avantajı sağlıyor olacaklar. Bir de Türkiye için konuşursak eğer, tabii her ülkenin kendi hikayesi var, daha fazla rekabet edebilir bir hal alacak. Bugün Çin'e baktığımız zaman Çin'de 80 milyon mühendis var. Türkiye nüfusu kadar mühendis var. En yetenekli gençler mühendislik okumak istiyor.
Ve bunlarla rekabet edebilmek için, oradaki nüfusla ya da oradaki kaliteyle rekabet edebilmek için bizim de teknolojiye, robot uygulamalarına, otomasyona yatırım yapmamız gerekiyor. Hem dikeyde hem yatayda entegrasyonlarla beraber özellikle üretkenliğin artması, kalitenin artması, maliyetlerin aşağı düşmesi gibi çeşitli avantajlar bize sağlıyor olacak. Bir de tabii eğitim sistemlerinin bunlara entegre edilmesi aslında şart. Biz de bu konuda biraz geride kalmış olabiliriz belki de ama ne dersiniz, ne lazım? Yani iş gücünün özellikle buraya hani evriltebilmek adına var mı bir öneriniz veya bir fikriniz? Evet, ben çevremdekilere tavsiyede bulunuyorum genç yeteneklere mühendislik seçsinler. Tabii tıbba da ihtiyacımız var ama yapılan istatistiklere bakınca Türkiye'deki en yetenekli gençler, bireylerimiz tıp okumak istiyor. Az önce bahsettiğim Çin'de en yetenekli gençler mühendislik okumak istiyor. O yüzden Türkiye'de de mühendisliğin, kodlamanın, bu tür fen bilimlerinin önünün açılması, bunları daha teşvik edici hale alması gerekiyor. Burada elde edeceğimiz bizim nitelikli iş gücünü sanayiye dönüştürebileceğiz, Ar-Ge'ye dönüştürebileceğiz. Bu ise bize daha fazla katma değer sağlıyor olacak. Dolayısıyla bu bir ekosistem aslında, bir döngü. Burada liseye de iş düşüyor, üniversiteye de iş düşüyor, ilgili bakanlıklara da iş düşüyor, sanayiye de iş düşüyor açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi Sami günler. Aslanhan'ı ağırladık. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı. Devam edelim. Cerebrum Tek kurucusu, yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Doktor Erdem Erkul bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, katıldığınız için teşekkürler. Şimdi bu tabii çok hassas bir konu çünkü geleceğe ilişkin ciddi anlamda burada bir dönüşüm var. Ve burası aslında bir ülkenin de varlığını belirleyecek ileriki dönemlerde. Çünkü teknoloji savaşları var dünyada ve istihdam piyasasında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Ne gibi meslek kolları sizin gördüğünüz, öngördüğünüz, ne gibi alanlar açılıyor? Biraz bahseder misiniz? Tabii çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dünya genelinde teknolojik gelişmelerin hızlanması ve değişen ekonomik koşullar sebebiyle birçok sektörde istihdam yapısı da önemli ölçüde değişmekte bildiğiniz gibi Gözde Hanım. Özellikle imalat sektörü, lojistik sektörü ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde insana ihtiyaç duyulan işlerin bir kısmı otomasyon ve robotizasyon dediğimiz teknolojiler sayesinde yapay zeka ve robotlar tarafından artık yapılabiliyor. Buralarda bir değişim söz konusu ve bu değişim ve dönüşüm hızlı olmaya başladı. Neden bu dönüşüm ve değişim hızlı oluyor? Çünkü özellikle işletmeler açısından maliyetlerde azalma, hızlı ve doğru üretim sağlanması konusunda da bir kararlılık söz konusu. Ancak bu durum aynı zamanda işsizlik riskini de tabii ki beraberinde getiriyor. Özellikle otomasyon ve robotik dönüşüm yapay zeka ile birlikte birçok mesleği değiştiriyor, dönüştürüyor. Burada özellikle belki de şu ifadeyi kullanmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Geleceğin mesleklerini bilmek, geleceğin meselelerine sahip olmaktan geçiyor. Yani geleceğin meselelerine sahipseniz, geleceğin mesleklerini de tabii ki dönüştürme, değiştirme konusunda da bir adım önde oluyorsunuz. Özellikle otomasyon ve robotik dönüşümün iş gücü talebinde de fazlasıyla etkilediğini görüyoruz. Yüksek vasıflı olan ve bu yeni teknolojilere hakim olan insanlar sektördeki talebin artışından yararlanarak iş bulma şanslarını daha da artırdılar. Ama daha bu konuda eğitimi daha iyi olanlar da bir adım öne çıktı. Özellikle son dönemde yapay zekanın da hayatımıza girmesi bu dönüşümü, değişimi hızlandırdı diyebiliriz. Şimdi bir yandan da tabii toplumda şöyle bir algı olduğu ifade ediliyor. Özellikle çeşitli dernekler bunu araştırmaların sonucunda ortaya koyuyor diyeyim ben. Yapay zeka korkulacak bir şeymiş gibi algılanıyor. Ne dersiniz? Yani önümüzdeki dönemde yapay zeka ile ilgili olarak mesela bir dönüşüm yaşanırken burada hem fayda hem zarar anlamında nasıl bir analiz yapılabilir? Şimdi tabii bakış açısı burada çok kıymetli. Her teknolojinin fırsatları da var, riskleri de var. Ama yapay zekanın fırsatları risklerinden yapılan araştırmalarda, yapılan çalışmalarda halen birçok araştırma çalışma devam ediyor özellikle. Fırsatlarının daha fazla ve çokça fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle yapay zekayı çok kısa ve çok kolay şekilde
hafızalarımızda daha iyi yer etmesi açısından tanımlayacak olursak, yapay zekada makinelerin biz insanlar gibi düşünebilmesi, anlayabilmesi ve karar verebilmesi. DAK diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Düşünüyorlar, anlayabiliyorlar ve bizler gibi de karar verebiliyorlar. Belli alanlarda, özellikle tekrarlanan süreçlerde yapay zeka işimizi kolaylaştıracak. İyi insanların elinde olması çok kıymetli. Yapay zekayı iyi işlerde, iyi teknolojilerde kullanmak gerçekten bizler için çok önemli. Çünkü yapay zeka hayatımızda, özellikle sağlık alanından tutun, özellikle lojistik alanında mesela pandemi döneminde çok büyük faydaları oldu yapay zekanın. Özellikle otomasyon süreçlerinde bizlerin hayatını çok fazla kolaylaştırıyor. Burada önemli olan insanın zekasını sürdürülen, tekrarlanan işlere yoğunlaştırması değil de daha üretken olduğu alanlara aktarmasını da yapay zeka aslında sağlamış olacak diye düşünüyorum. Peki şu andaki bu teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgası vesaire, hani bunları nasıl görüyorsunuz? Küresel taraftaki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz diyeyim? Şimdi özellikle 5 alanda robotlaşma, otomasyon ve yapay zeka önde oldu. Hangi sektörler bunlar? Birincisi imalat sektörü. Özellikle fabrikalarda otomasyon ve robotik dönüşüm imalat sektöründe büyük çapta faaliyet göstermekte. Sadece şöyle bir örnek vereceğim, notlarımı aldım. Sadece otomotiv endüstrisinde 1 milyon robot çalışıyor. Ve Kore'de, bazı ülkelerden örnekler vermek istiyorum, 2021'de 10 bin çalışan başına 2867 robot, Almanya'da 10 bin çalışan başına 1500 robot ve Çin'de de 772 robot var. Nüfusa oranına baktığımızda 10 bin çalışan üzerinde. Diğer sektör lojistik sektörü. Çünkü özellikle lojistik sektöründe depolama, ürün paketleme ve taşıma gibi işlemlerde yapay zekayı ve robotik teknolojilerini kullanıyoruz. Bununla birlikte bu teknolojinin de sürdürülebilir bir lojistik sektörü için kullanılması ve yönetimi önemli hale geldi. Üçüncü sektör sağlık sektörü. Özellikle tedavi ve cerrahi müdahaleler, teşhis ve tanımlamalarda kullanılmakta yapay zeka. Verimliliği artırdığını görüyoruz. 4 farklı araştırma raporu bunu bize söylüyor. Tıbbi kaynakları da doğru bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Hizmet sektörü, özellikle hizmet sektöründe bankacılık, sigorta, müşteri hizmetleri, oteller ve restoranlarda bu dönüşüm var. Ve beşinci önemli sektör de Gözde Hanım, tarım sektörü. Özellikle tarım sektöründe hasat işlemleri, bitki tespiti, tohumlama, gübreleme, sulama ve yabani ot kontrolü gibi işlemlerde kullanılıyor. Evet, belli meslekler, belli istihdam alanları maalesef ki hayatımızdan yavaş yavaş uzaklaşacak. Ama yüzyıllar boyu bu böyle oldu. Yeni meslekler hayatımıza gelecek. Ondan dolayı bizim kendimizi geliştirmemiz gereken başka alanlar, becerilerimizi kullanmamız gereken başka alanlar olacak. Bundan tam tersine korkmayalım. Ne yapalım? Eğitim müfredatlarımızı değiştirelim. İnternet her yerde, bilgi her yerde ve Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu internet erişimine sahip. Kendimizin farkındalık yaratacak bu eğitimleri ücretsiz platformlardan almaya çalışalım. Nedir bunlar? Kendi üretkenliğimizi artıracak, yeteneklerimizi geliştirecek eğitimler, kendi zekamızı, özellikle duygusal zekamızı artıracak faaliyetlere yönelecek faaliyetler, işbirliği ve empati. Bu 4 alana yatırım yapabilirsek eğitim alanında, önümüzdeki dönemde işsizlik korkusundan değil, tam tersine yeni iş kollarında çalışma imkanları olacak. Sorunuzun başına gelecek olursam, evet, büyük özellikle kurumsal şirketlerde bir işten çıkarmalar başladı. Bununla beraber de girişimcilik tarafında, özellikle startup dünyasında bir hızlanma başladı. Yani belki de kurumsal hayattan o kopuş, belki de insanların, evet, girişimcilik tarafını destekleyecek. Bunun bize biraz zaman gösterecek, biraz zamana ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Cerebrum Tech kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Doktor Erdem Erkul'u ağırladık. 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Saat 14'te beraberiz. Hoşçakalın.